İstanbul'da sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden Masko Mobilyacılar sitesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Felaketin 3. gününde de mağaza çalışanları sular altında kalan mobilyaların tahliyesini sürdürüyor. Ekibimiz ortaya çıkan maddi hasarın boyutunu görüntüledi, birlikte izliyoruz. Selin etkisiyle mağazalara sürüklenen araçlar, kullanılamaz hale gelen mobilyalar. Burası İstanbul, Başakşehir'de bulunan Masko Mobilyacılar Kenti. 778 mağaza bulunan bu bölgede en çok etkilenen 13. Ada bölgesinde bulunan 40 mobilya mağazasında moloz kaldırma çalışmaları sürüyor. Öncelerinde 2 kişinin rahatlıkla kaldırabileceği bu kanepe şu an 4 kişiyle zor kaldırılıyor. Felaketin 3. gününde tahliye çalışmasını sürdüren esnaf yetkililerden yardım bekliyor. Yani geldi gitti, bir şey olmadı. Yani geçerken böyle bir geçmiş olsun. Komşu dedi, gitti yani. Sel felaketi yaşanmadan 15 gün önce kurulmuştu bu mağaza. Selle birlikte bütün mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Şimdi ise ekipler yeniden onarım çalışmalarına başladı. Devletim bana yardım etmek zorunda. Ben vergisini veren namuslu bir esnafım kardeşim. Ben bunu talep ediyorum. Gelsinler, baksınlar. Biz neler harcıyoruz? Benim bir tane avizem 100 bin lira, 150 bin lira. Yani burada hiçbir şeyimiz kalmadı. Allah rızası için görüyorsunuz, avizelere kadar su almış. Selin şiddeti o kadar kuvvetliydi ki bir araç mobilya mağazasına sürüklendi. Mobilya mağazasının giriş katındaki tüm ürünlerse bodrum katına sürüklendi. Mağazada şu an onarım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 12 milyona yakın, 10-12 milyon arası bir maalesef masrafımız mevcut. Bunu iş kaybıyla falan da değerlendirdiğimizde yani. 3 aylık, yani 2-2,5 aylık bir süreci bulup biz daha erkene çekmeye çalışıyoruz ama devletten de yardım bekliyoruz açıkçası. Çünkü bu enkazın altında kalkamayız. Birincisi, ciddi ihracat yapan bir bölgeyiz. Yani yurt dışına iş kaybımız var. En az 3 ay işletme kapalı. Masko Mobilyacılar Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu hasar tespitine dair son bilgileri anlattı. Bu mağazaların tamamında onlarca kişi çalışıyor. İstihdam yaratılan bir yer Masko Mobilya Kenti. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ihracat yapan bir yer. Burada cirosal kayıplar olacak. Hem ülke ekonomisine bir zarar gelecek. Tabii bunu hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Devletimizin gerekli kurumlarından gerekli desteği rica ediyoruz burada, bu mağazalarımız için. İstanbul Valisi Davut Gül'ün cumartesi günü bölgeye gitmesi bekleniyor. Efendim, İstanbul, Kırklareli ve Aksaray'da son bir haftada etkili olan sel 9 kişinin hayatına mal oldu. Ulusal kanala konuşan iklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, yağışlar normalinde seyrediyor, asıl sorun çarpık kentleşme dedi. Yaşar, sorunu küresel ısınmaya mal edenleri de eleştirdi. Şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felakete neden oldu. Can kayıpları ve ciddi maddi kayıplar yaşandı. Peki yaşanan bu sellerin nedeni nedir? Biz ısınmadayız. Küresel ısınma demek yağmur demektir. Her bir derece sıcaklık artışında buharlaşma arttığı için yaklaşık %2 gibi yağış artar. Sellerin oluşması asıl nedeni yağışların artmasında falan değil, tamamen çarpık kentleşme. Gitgide sıkışıyor şehirlerimiz. Gitgide suların geçtiği yerler kapanıyor. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, sağanak yağış sonrası oluşan sellerin küresel ısınma nedeniyle olmadığını dile getirdi. Çarpık kentleşmeye dikkat çekti. Bunu hem Sayın İmamoğlu söyledi, valilik de söyledi. Tamamen bunlar çarpık kentleşme. Dere yatağının üzerine siz ev yaparsanız, bina yaparsanız su akacaktır ve yolunu bulacaktır. Profesör Doktor Doğan Yaşar, yaşananların takdiri ilahi sonucu olmadığını, takdiri idari sonucu yaşandığını belirtti. Bu afetleri felakete çeviren biz insanlarız, idariler ve özellikle tercüme birikimi yapan, tıpkı bugün olduğu gibi. Yani hep küresel ısınmayı bağlayan akademisyenlerin büyük suçu var burada. İklim bilimci Doğan Yaşar bilim insanlarına da sert çıktı. Küresel ısınma açıklamalarının idarecileri koruduğunu söyledi. Diyorlar ki şimdi idareciler, ama ne yapalım, küresel ısınma var. Ama hiç bunu küresel ısınmayla
hiçbir ilgisi yok. Dediğim gibi yaşadığımız olumsuzluğun nedeni takdir-i ilahi falan değil. Takdir-i idarelerle hala tercüme bilimde ısrar eden takdir-i üniversiteler diyorum. Hatay'ın Hassa ilçesinde esnafa ve ziraat odası başkanı